Duy Beni dizisinde heyecan dolu bir bölüm izledik. Dizide bir zaman atlamasına şahit olduk. Önce Leyla'nın Melisa'nın evine taşındığını, ardından Derviş'in Kanat'ın öz amcası olduğunu öğrendik. Kanat ile Hazal aslında kuzenlermiş. Fakat bu zamana kadar saklamışlar. Derviş de kanser hastası olduğu için kızıyla daha çok vakit geçirmek istiyor. Bunca zamandır abisi yüzünden hapiste olan Derviş, okulda da payının olduğunu biliyor. Neşe hemşire olduğu için Derviş'in kanser olduğunu kullandığı haplar sayesinde anlamış oldu. İlerleyen bölümde Neşe ile Derviş'i sık sık yan yana gören Halil ise çok sinirlenecek. Ayrıca bir ayın sonrasında okula ismi gibi kendisi de Ateş olan birisi geldi. Ateş dizide pek çok olayı değiştireceğe benziyor. Kanat ise Ateş'in Ekim'le sık sık flörtleştiğini görünce iyice sinirlenecek. Ateş, Bahar öğretmenin defterini buldu. Deftere öğrenciler hakkında öğrendiklerini yazan Bahar, bir de bebek olayından bahsetmiş. Ekim ise Ateş'in olayların peşine gittiğini öğrendi. O da artık Ateş ile birlikte hareket edecek. Leyla'nın konusu artık kapandığı için yeni senaryolar üretilmeye çalışılıyor. İlk olarak ise bebek mevzusu ortaya atıldı. Şimdilik ortada somut bir şey yok. Ancak Ateş sınıftaki tüm erkeklere bebeğin babasının sen olduğunu biliyorum. Akşam spor salonuna gel yazısı yazılı bir not kağıdı gönderdi. Tüm öğrenciler bu anlarda tedirgin oldular. Yüksek ihtimal bu olayın içerisinde Aziz'in parmağı var. Kanat da bu mektubu aldıktan sonra akşam spor salonuna gitmeden önce Aziz'in odasına girdi ve onun odada olmadığını gördü. Aziz ise ayrı bir tedirgindi. Kanat'ın salona geldiği anlarda Ekim ile Ateş onu izlediler. Bölüm ise o anlarda noktalandı. Sizler bebek olayı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Dizinin resmi kanalına kartlardan açıklamalar kısmına ulaşabilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz like butonuna basmayı, yorumlar kısmına görüşlerinizi bırakmayı ve daha fazla video için kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.